yerim kelimesini Instagram'da iş yarim hashtag ile yapan kişi olarak bugün iş yarimde çok değerli bir ismi ağırlıyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şeref verdi. Kadın ve aileden sorumlu devlet bakanımız. Benim için çok değerli özellikleri var. Şimdi onları anlatacağım. Sayın Merda Bayar yanımda. Benim daha biraz daha küçükken çok rol model aldığım ve bir gün evet tanışacağım böyle kadın bakan görünce inanılmaz bir enerji geliyordu. O zaman televizyonda birkaç kanal olduğu için ilk sizi böyle hani çok fazla kanal gezemediğim dönemlerde görüp hatırlıyorum ve inanılmaz etkilenmiştim. O zaman tabii ki tanışmıyorduk ve bir gün tanışacağım ve ondan bir sürü şey öğreneceğim diye hayal ettim. Demek ki evrene öyle bir enerji vermişim. İnanılmaz tevafuklarla hayatıma girdi. Benim anne tarafım bilenler vardır belki Sinoplu. Ama kara kaş kara gözden anlaşılacağı üzere baba tarafım da Sivaslı. Bir bakıyorsunuz ki tanışmamız Sinop vasıtasıyla oluyor. Benim iş yarimin ve ilerideki projelerimizin çok değerli aslında ikimizin böyle fikir alışverişiyle ortaya çıkan projelerin babası mimarımız vasıtasıyla tanışmış olduk aslında. Evet, kendisi onun annesi oluyor ama hayatta böyle inanılmaz tevafuklar da hayatıma girdi. Ama yıllardır çeşitli yerlerde gördüğümde kendisine ulaşıp tanışayım, konuşayım, sohbet edeyim diyordum. Bu enerji bugün benimle oldu. Çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de meğerse hem Sivas bir taraftan değil mi? Evet, anne tarafından. Anne tarafı Sivas. Anne tarafı Sinoplu, Sivaslı, baba tarafı da Sinoplu. Meğerse hep yazları aynı yerlerde, aynı şehirlerde. Yeah. Vaktiniz geçmiş ailece. Demek ki bugünmüş. Evet. Siz inanıyor musunuz tevafuk? Ya inanırım evet. Tabii. Niye inanmayayım? Evet. Evren o kadar büyük ki ve bazı şeylerin gerçekten yaradanın bazı şeyleri çok daha önceden belirleyip zamanı geldiğinde meydana çıkarttığına sonuna kadar inanıyorum. Ve de dilediğinizde o dilek kapısı denilen olaya inanıyorum. Yani bazı şeyler var. Tüylerim diken diken eden. Örneğin bir rüya görmüştüm bundan seneler seneler evvel. Rahmetli anneciğim o zaman hastanede yatıyordu. 1996 yılıydı bakın. Böyle çok yani çok ters bir şeyden girdik belki. Olsun deyince, çok doğal bizim burası böyle doğal sohbetlerin yaşadığı yerdi. Bir dere akıyor. Yan taraflar böyle taşlık. Çok kalabalık, bir sürü kalabalığın arasında siyah elbiseli, takım elbiseli adamlar bana yol açıyor. Derede balıklar var, karşıda bir tane büyük bina var falan. Böyle bir rüya görmüştüm ve anneme dedim ki böyle bir rüya gördüm dün akşam. Kızım dedi sen çok yükseleceksin. 96 yılında bunu söyledi 96. 2002 yılında. 1999 yılında yani 96 yılında ben il başkanıydım. Yani milletvekili falan değildim. Evet. Siyasete daha yeni adım atmış ve de imkansız evet. gibi gelen bir süreç yaşıyordum. 99 yılında milletvekili oldum. 21. dönem milletvekili oldum. 21. Olan. Dönem. Evet. Daha sonra bakarken Urfa'ya gittim. Ve Urfa'da o balıklı... Göle geliyor galiba konu. Evet. Orada yürüyoruz. Önümde korumalar, arkamda işte resmi beyler. Kadın diyeceğim, kadın yok. Tek kadın ben. Evet. Balıklar orada. Rüya. O anda çakıştı birbirine. İnanılmaz. Evet, 96'da gördüm anda, rüyanın. Türkiye'de kendi evet, kendine oldu. Evet, gerçekten. Evet. Yani onun için inanıyorum. Evet, kesinlikle. Siz 99 yılında ben üniversiteye yeni başlamıştım. Evet. Ailemde konuşuluyordu. Bak işte kadınların gücü, kadın bakanımız hem de işte aile ve kadından sorumlu devlet bakanı falan diye o kadar böyle gururla işte konuşacağım ben çünkü çok hayallerim vardı o zaman. O kadar da abartmayın, o kadar abartılacak bir şey değil. Ama o kadar önemli bir şey ki bence çok abartalım ve benim işte takipçilerim siz nasıl yapıyorsunuz, bize enerji oluyorsunuz, biz de o gücü istiyoruz diyor. Bence sizden öğrenecekleri çok şey var. Çünkü bazı şeyler abartılmalı ya. Yani onun gücü siz çok mütevazı, ben sizin
Sizden önce sizin yetiştirdiğiniz evlatları tanıdım. Onların mütevazılığından da çok etkilendim ama çok biraz ülkede biliyorsunuz bazen hep ben şunu derim, bakın dil öğrenin çünkü hiçbir vasfı olmamasına rağmen sadece dil bilenler toplumda bir yere yükselirken sizin çok vasfınız var, dil bilmediğiniz için kendinizi çok gösteremiyorsunuz. O yüzden aynı şey kadınların gücünde de önemli. Kadınlar çok özel, çok üretken, çok verimli. O yüzden bence abartalım yani. Geri gelince de vururum, siz bakmayın öyle bir çok. Evet. O yüzden öncelikle ben tabii kadın platformlarında da çok aktif çalışıyorum. Evet. Türkiye'nin en değerli platformlarından biri. Başkanı da benim için çok değerli. Hem sevgili öğrencim, İngilizce çok iyi biliyor ama aktif tutmak için birlikte çok konuda sohbet ediyoruz. Ne güzel. Kagider Başkanı. Kagider mesela Türkiye'de çok güzel kadınlara dair işler yapan bir platform. Orada da çok fazla genç kız yetiştirmeye çalışıyor. O yüzden ilk sorum, ilk tavsiyeniz, ben de çok sevimli evlat yetiştirmek istiyorum. Kadının gücünü topluma nasıl anlatalım? Nasıl anlatalım? Ailede başlayalım ve de eğitimle devam edelim. Yani yapılabilecek tek şey o. Dernekler tamam, vakıflar tamam. Ben dilerdim ki inşallah bir gün olur, hani evrene yollayalım. Dünya kadar kadının şu andaki durumundan rahatsız olup onların çok daha iyi yerlere gelmesini isteyen dernek ve vakıflar var. Ama hepsi bağımsız çalışıyor. Evet. Yani çok, birbirinden çok kopuk ve birbirinden habersiz. Ben dilerim ki bir piramit oluşsun. Ve de bu piramitte insanlar kendi derneklerindeki başkanlıktan daha çok kadınların belli bir yere gelmesi için İsimsiz nefer olsunlar. Eğer bir kadın isterse ve isimsiz nefer olursa, inanın ülkemizde yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Evet, çok çok önemli bir noktaya değindiniz. Çok ciddi söylüyorum. Yani isimsiz nefer. Şimdi çok ilginç bir şey. Belki beni dinleyenler, izleyenler. Ne yapıyor Sayın Bakan diyebilir. Tamam, titre çok önemli. Kartvizit çok önemli. Hele de günümüzde. Yani mutlaka bir ünvan vesaire. Ama sessiz ve derinden gittiğiniz takdirde. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela bir çalışma yapılacak. Ben deyip öne atılmak yerine biz diyebilirsek. Büyük bir ancak, dernek demek o değil mi zaten yani herkesi kapsayıp. Evet. Ancak o şekilde bir düzlüğe çıkarız diye düşünüyorum. Tabii burada eğitim çok önemli. Şimdi size şöyle bir örnek göstereceğim. Büyük atamız harf devriminden sonra alfabe vardı bir zamanlar. Yani sizler bilmezsiniz tabii. Bizim zamanımızda ilkokul birinci sınıfa başladığımızda bir okuma yazma kitabı vardı. Şimdiki gibi işte Ali top al, işte topu at vesaire falan gibi resimli kitapçıklar. O kitapların içinde bir köyde köy kadını şalvarını giymiş, başında yemenisi çocuğunu elinden tutmuş. Ondan sonra karşıda işte bir tane at var. Çocuk annesine diyor ki, anne bana at al. Anneden, at annenin ekonomik bağımsızlığını vurgulayacak bir şey. Babadan istemiyor, anneden istiyor. Veyahut da diyelim işte toplanmışlar aile, iki çocuk, anne baba, servis yapılıyor. Kadın oturuyor, servis tabağı babanın elinde. Baba servis yapıyor tabaklara. Bu Atatürk'ün Türk kadınına gösterdiği saygı ve belli yere gelebilmesi için gösterdiği o zamanki Milli Eğitim'in bakanlarının ve çalışanlarının eseridir. Sonra bir bakıyorsunuz tepe aşağıya
iniş başlıyor. Çok fazla değer verilmiyor bu tip şeylere. Evde kadını hor görme veyahut da işte televizyona bir bakıyorsunuz işte kocası kadını dövdü, kocası kadını bıçakladı. Vermeyin bu haberleri. Evet. Ve çocuklar yani kötü bunları izleyerek büyüyorlar. Evet, kötü örnek örnektir. Yani ne olursa olsun örnektir. Gözünüzün önünde olan ve hele de görüntülü olarak izletiyorlarsa o ayrıca bir evet, çünkü bilinçaltı öyle bir şey ki onu evet. Absorbe ediyor ve orada yani sonuçta ben dilerim kadınlar günün birinde bir araya gelir, dernekler, vakıflar. Evet. Hep birlikte bir fikir üretirler. Ve de bir dernek tek başına işte ben 20 tane çocuk genç işte kızımızı okutuyorum yerine biz on binlerce kız çocuğumuzu okutuyoruz. Evet. Durumuna geliriz. Yani bu. Aslında ben Sedan. De kendi alanımla ilgili yapmaya çalıştığım şey de son 50 yılın bütün yabancı dille ilgili haberlerini ve gazetelerini taradım ve hep aynı başlık. Türkiye yabancı dil eğitiminde sınıfta kaldı. Türkiye anlıyor ama konuşamıyor. Ama 50 yıldır aynı haber yazılıyor. 50 yıldır görüş bildirenler, dil profesörleri, dil bilimci, üniversite hocaları aynı şeyleri söylüyor ama ben 50. yılın sonunda ben de bunu çözmeye çalışıyorum ama aynı haberleri görüyorum. Sonra gerçekten düşündüm yani neden çözüm bulamıyoruz? Çünkü dediğiniz şeyi ben de kendi alanımda düşünüp uygulamaya çalışıyorum. Diyorum ki bütün meslektaşlar, bütün dil bilimciler, dil eğitimi veren herkes benim kursum, benim okulum, benim üniversitem deyip ben olmayı bırakın el birliğiyle. Yani bu iş eğitim işi ve bu işin rekabeti, ben daha iyi olacağım, ben daha iyi kurs, kolej değil. Demek ki büyük bir sorun var. Bu beni bir kenara bırakın. Hep öyle derim. Bana sorarlar mesela. Bize kurs önerin. İşte sizde yer yoksa biz nereye gidelim? Şu iyi mi? Öğretmen ismi sorarlar ya da kurs ismi derim ki bu işe emek veren herkes çok değerli. Sadece herkes el birliğiyle başını bu şapkayı önüne çıkarsın ve desek ya biz bu sorunu niye çözemiyoruz? Neden biz hala koleje giden bu kadar para harcanan çocuklar olmasına rağmen dil konuşturuyoruz? Aynısını ben hep bu meslekte düşünüyordum. Siz de bu kadının gücünü göstermek için aslında hepsi ayrı ayrı çok değerli çaba gösteren dernekler evet, için çok söylediniz. Çok her alanda aynı şey aslında. Evet. Ben olmayı bırakıp bir biz olursak hep evet. Şunu diyorum yani Türkiye çok çalışkan insanlar olan çok verimli aslında harika bir ülke. Evet. Bunun değerini bilmeyerek ve eğitimde istediğimiz gibi şahlanamayarak aslında kaybediyoruz. Bu evet. Noktada çok önemli bir sorun daha var. Maalesef 21. yüzyılda bunu hala duyuyorum. Siz de eminim duymuşsunuz. Üniversite tercihleri yapılırken hala çok revaçta olan meslekler, aileler tarafından öneriliyor ve maalesef en sona diyorlar ki aman hiçbir şey olmazsa en kötü öğretmen ol. En sona bu cümleyle maalesef üniversite tercihlerinde hala en kötü öğretmen olursun diye yazdırdıklarını ben hala duyuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii çok ama çok üzücü bir şey. Çünkü öğretmenler eli öpülesi ister genç olsunlar ister belli bir yaşın üstünde olsunlar. O eli öpülesi tabii ki bir şey saygı ifadesi onu demek istiyorum. Bizim tabii ben belli bir yaşın üstündeyim. Öğretmenlerimizi hem çok sayardık hem çekinirdik, hem de çok severdik. Ve de onlar da o güvenle bizleri gerçekten canla başa hizmet ederlerdi. Şimdi öğretmenliğin değeri eskisi gibi olmadığı için, aynı şey sadece öğretmenlikte değil, bakıyorsunuz doktorlara da aynı şeyi yapıyorlar. Veyahut da bir başka meslek grubuna da aynı şekilde. Yani toplumda bir değişme var, bir yozlaşma diyeyim veya başka türlü bir şey var. Ama böyle giderse son derece tehlikeli, freni bozulmuş artık, bir evet. Otobüsün yokuş aşağı gidişi gibi. Türkiye'de her şey bir anda allak bullak olabilir. Öğretmenler tabii ki başımızın tacı. Şu anda düşünün. Dünya kadar atanamayan öğretmen var.
Yani dirsek çürüş, evet, çürütmüşler. Evet, onların hikayelerini dinliyorum. O kadar üzülüyorum ki. Yani şimdi eğitimin geldiği nokta belli. Eğitim niye bu noktaya geldi derseniz de her sene eğitim sistemi değişmez. Yani bu bir şey çorba değil ki. Her şeyi içine katasın da onları çocukları içerisin. O bir sene olmadı. Böyle. Evet. Yok bu olmadı. Hadi bırakalım bunu bir tarafa. İkinci sene böyle. Ona bırakalım bir tarafa. Üçüncü sene böyle. Ne o çocuktan bu ülkeye bir yarar gelir ne de geleceğe olan güvenimiz tam olur. Çünkü hafıza yok. Gezimiz hafıza yok tabii. Sohbetinizde demiştiniz. Tabii. Yani o kurumun, o bakanlığın hafızası evet. Yok oluyor aslında. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hafızasını yok ediyorsunuz bir yerde de. Tamam internet var, çağı yakalıyoruz vesaire. Ama bunun içinde şöyle lisan diyorsunuz, yabancı dil diyorsunuz değil mi? Türkiye'de kaç kişi yabancı dile tam olarak hakim, vakıf? Biz nereden izliyoruz haberleri veya dünya ile iletişimimizi nasıl kuruyoruz? Televizyonlardan değil mi? Haberlerden izliyoruz, film seyrediyoruz vesaire falan. Lisanı çok eğer vakıf değilsek. Ama vakıf olsak, iyice evet. Bilgili olsak direkt kaynağından öğreniriz. Ve tarafsız bir şekilde. Tarafsız ve aracısız. Aracısız ve tarafsız evet. Bir şekilde haberin kaynağına gidersiniz. Ve de oradan gerçekleri öğrenirsiniz. Ondan sonra da kendi fikrinizle Türkiye'de yolunuzu bulursunuz. Ben şimdi hangi yoldan gideceğimi eğer lisanım yoksa bilemem. A kanalına mı bakayım? B kanalına mı bakayım? C kanalına mı bakayım? A kişisinin söylediğine mi inanayım? B kişisinin söylediğine mi inanayım? C kişisinin söylediğine mi inanayım? Yani dolayısıyla bir karmaşa oluyor. Bu karmaşa içinde Türkiye gerçekten bir Arap saçına döndü. Yani o düğümleri nasıl açacak? Ben düğüm açmakta hiç başarılı değilim. Ben de o enerji, o his var. Şimdi bana soruyorlar yani. Ben gece 12'de çıktım buradan. Evet. Yani neden bu kadar çok çalışıyorsun? Yani yıllardır, bir soru alabilir miyim? Yıllardır hep o soru. Çalışıyorsun, çalışıyorsun. Yani herkese, bilmiyorum aynı şeyi hisseder mi ama bir misyonum olduğunu düşünüyorum. Bu düğümlerin hepsini çözemesem de birinin ucundan yakın. Evet bakın dil konusu büyük problem ve ben bunu dil eğitimi veren bütün meslektaşlarımla da konuştuğumda aynı şey veliler, işte öğretmenler. O zaman bir düğüm var ve ben işte bunun için bu enerjiyle çabalıyorum. Bazen şey diyorlar bana, bu ülkede bu sorun çözülmez, Mars'a orman kur daha kolay. Hayır. Hayır. O çözülür. İstenirse evet. Çözülür. Evet. Seda. Yani son derece güzel anlıyorum ben size. İşte bu ateş var ya sizdeki bu şey, şevk, evet. Ateş. İşte bulacaksınız 2-3 kişiden. Evet. Gideceksiniz durmadan her kapıyı dolaşacaksınız. Ve de sonunda evet. Öyle bir noktaya gelecek ki hayır diyemeyecekler. Yani ben açıkça o inat, o şey... Bazı kadınlarda vardı. O yüzden ben 99'dan beri işte örnek alıyorum ve bugün bakın kaç sene geçmiş. Burası evet. Misafir edip bu şerefe nail oldum yani gerçekten. Ben 40 yıl düşünsem milletvekili olacağımı aklıma bile getirmezdim. Çünkü şeyde bizim sülalede tek örnek benim. Yani evet. Siyasetçi olarak. Ama benim inancım bambaşkaydı. Benim inancım şöyle oldu, ben emekli olduktan sonra yetişkinlere okuma yazma kursuna gittim. Ve İngilizce de öğretmişsiniz. Evet, evet. Kurslarda çok şaşırdım ona da. Kursta o kadar çok değil, defa... Cumhuriyet Lisesi'nde hani lisede. Evet, 2 sene. İnanılmaz, İngilizce evet. Eğitimi de vermişsiniz, onu ama bir de şaşırdım. Ama öğretmen değilim, ben işitme mezunuyum. Evet. Ama İngiliz kültüre gitmiştim ben gençken, 4 sene. Orada sertifikam vardı. O zamanki bakan, işte emekli olan, İngilizce bildiğini belgeleyen, ders ücretiyle vesaire falan demişti. Ders ücreti bile almadım. Sivas Cumhuriyet Lisesi. Hayır, Ankara. Ankara'da. Ankara'daki Cumhuriyet Lisesi'nde. Kaç yıldaydı? 86 mı? Hatırlayamıyorum şimdi yani evet. Çok zaman geçti. Şimdi içimde hep öyle bir ateş vardı. Yani Türkiye'de eğitimli olsunlar, yararlı olabileyim. İşte kadınlar belli bir yere gelebilsinler. Niye bu kadar çok fakir var? Niye biz onlara yardım etmek zorunda kalıyoruz da kendileri alamıyor?
İşte annem bizim eskilerimizi toplardı, işte bir yere verirken ben çok utanırdım, anne verme, yani ufacık çocuktum, evet. Ama o bana çok ayıp gelirdi, yani niye onlar alamıyor, niye paraları yok vesaire falan diye. Öyle bir ateş devam etti gitti. Ondan sonra da sığamayınca işte girdim A Partisi'ne, diyebilirim herhalde burada A Partisi'nin adını. Herkes tanıyor tabii ki. Demokratik yani. Sol Parti, evet, Ecevit, evet, rahmetli, evet. Ecevit'in. Onu da anmış olalım. Evet, evet, yani saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum. Hem kendisine hem eşine, evet. Aynı şekilde. Ve de orada itiledim durmadan. Şimdi orada bambaşka bir şeye girdim. Aa, baktım orada da bir şey yapmıyorlar. Yani gidiyorsunuz ilçeye, herkes oturuyor, çay içiyor. Hadi gidelim broşür dağıtalım, yok onu yapalım, yok. Alırdım broşürleri kendim, tek başıma. Evet. Ondan sonra işte krem satardık. Kitaplarımız vardı, broşür, yani para kazanmak için. Evet. Çünkü partinin parası da yoktu 99'da. Gelir lazım ki. Evet. Tabii gelir lazım. Ondan sonra alırdım tek başıma, çıkardım sokaklara, kapı kapı dolaşırdım, onları satmaya çalışırdım falan. Herkes bu kadın ne yapıyor derdi. Yani niye bu kadar, evet, çabalıyor, niye? Hayır, çabalamıyorum, yani bir şeyler yapmak istiyorum, başka bir şey değil. Evet. O çabam, o inadım, o şeyim beni tuttu, evet, bir yerlere getirdi. Kesinlikle. Şansım ve o sayede bir sürü insana, evet, fikirlerinizle yaptıklarınızla fayda sağladınız. Fayda şöyle, insanları tanıdım, evet, Sena. Yani gerçekten biz zeki bir ırkız. Evet. Yani Türk milleti zekidir demiş Atatürk. Gerçekten zekiyiz. Sadece zekamızı nereye kullanacağımız konusunda kafamız karışık. Ama şöyle, galiba o sözün yarısı biraz yok olmak üzere de ben onu değiştirme amacıyla yaşıyorum. Türk milleti zekidir ve çalışkandır kısmında şu anda gençlere o çalışkanlık azmini ben aşılamak istiyorum. Evet. Bana bazı mesajlar geliyor. Hocam ya çok uykum vardı ama sizi düşündüm. Seda Hoca kesin bu saatte uyanıktır dedim. Uyumadım, ben de çalıştım. Yani işte şevk veriyorsunuz. Evet, o şevki vermek istiyorum. Çünkü o söz aslında Türk milleti zekidir ve evet zekiyiz. Ama o çalışkandır kısmı gittikçe yok oluyor. Kendi evladımda da görüyorum. Evet. Benim gençliğim gibi, benim azmim gibi yeni nesil yok. Sizin de torunlarınız var. Görüyorsunuz, hele ki bu online eğitimden sonra iyice böyle perişan, değil mi? Yerinde oturan, enerjisini de atamayan, evet, hani o çalışkanlık kısmında nasıl bir mesaj verelim topluma, yani Türk milleti zeki ama bu zekamızı, o çalışkanlığını nasıl dönüştürelim? Ya da bana birkaç tavsiye verin, ben gezdiğim köylere o mottolarla gideyim yani. Şöyle söyleyeyim ben size, hap verir gibi ders öğretilmez. Yani sistem son derece ezberci bir hale dönüştü. Ben Ankara Kız Lisesi mezunuyum. Benim mezun olduğum dönemde sadece kızlar okurdu. Benden sonra bir veya iki dönem sonra erkekler de karıştı. Ankara Lisesi oldu adı. Ve çok köklü bir liseydi. Benim öğretmenlerimin hepsi Atatürk zamanlı öğretmenleriydi. Çok felaket sıkı ve de sıfırcıydı hepsi. Yani eğer ders çalışmadıysan, sözlüğe kalkmak istemiyorsan gel buraya kadar 0.25 vereyim, yürüme şeyi derdi. En azından. En azından yani evet, o kadar da böyle şey. Hiç unutmuyorum, tarih hocası şöyle anlatabilir miyim bilmiyorum. Çok memnun olurum. Hı. İşte defter, kitap açık, yazılı yapıyor. Her şeye bakabilirsin, serbest. Evet, evet, serbest. Soru şu, Osmanlı Rus İmparatorluğu'yla savaşıyor. Bu savaşta Osmanlı Rus donanmasını harap ediyor. Sonunda Karlovça anlaşması, evet, imzalanıyor. Şu tarihte. Soru bu. Hı hı. İşte maddeler şunlar. Maddeleri de veriyor. O maddelerin birinde Osmanlı Rusya'yı yendiği halde niçin Boğazlar'dan geçme hakkını verdi? Yorumlayın. İnanılmaz bir soru.
kitap defterle açık ama açık. Işte, zaten kitap açık. Deftere bakmıyor işte o soru. Hayır evet. Kitap defterde yazmıyor. Evet yazmıyor. Öğretmenin dinlediysen evet. Veyahut da ufkun açıksa yorum genel olarak onu, ölmediyse onu kavrayabildiysen sen o evet. Soruya gerçek anlamda cevap verirsin. Biz böyle yetiştik. Evet. Eğitim sistemi buydu işte. Evet. Test yani, yoktu, ezber yoktu. Evet. Bu eğitim sistemi çocukları yormaz. Bu eğitim sistemi çocukları ezbercilikten uzaklaştırır. İlgisini, alakasını, merakını çekebilecek bir ortam yaratırsınız. Ve de uykusu gelmez. Evet. Araştırmak ister. Evet. Acaba niçin? Yani şimdi ben bunu, şimdi 16 yaşındaki bir çocuk belki de girmiştir. Allah Allah gerçekten niye öyle bir şey oldu evet, diye. Evet hemen Google'a girecek bakacak şimdi. Bakacak şimdi evet, yani evet. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Evet. Dolayısıyla oynamayacaksınız eğitim sistemiyle. İşte ne güzel. Evet. Bir sistemi oturtmaya çalışmışız. Gelmiş belli bir yere kadar. Siz buna her sene yani her gelen yapıyor aslında. Ben evet. Siyasetimi bütün olarak tabii, görmek zaten istersen. Zaten şöyle hani eğitim evrenseldir ve siyaset üstüdür ha. Diyorum her zaman. Hani o parti bu parti olarak olmaması lazım. Değil. Yani ben size demin söylemiştim bir ülkenin güvenliği iç ve dış güvenliği özellikle dış güvenliği şu an için şöyle bir düşünüyorsanız Dışişleri Bakanlığı bir ülkenin dış hafızasıdır. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana hep bir üstada soralım derseniz evet. Eğer kitapta bir şey bulamazsanız orada temelden girmiştir en aşağıdan basamak basamak her noktasında çalışmıştır. Bilgi birikimi vardır artık emekli olacaktır. Gidersiniz en sonunda ona sorarsınız bu nasıl yapılır diye. Onun bir de kitaplarda yazmamış bir şey güncel tecrübesi de vardır. Yaşanmışlığı vardır aslında yani. Aslında kitaplardan çok daha önemlisi. Tabii. Yani ne zaman Yunanlarla yine böyle sürtüşmüşüz, ne olmuş bunun sonucunda nasıl barışmışız. Mesela bunları kitaplar yazmaz. Evet. Anlatabildim ya gerçek mi? Gerçek hayatta demek neler oluyor. Ha, evet. Yani Milli Eğitim Bakanlığı da öyle işte. Eğer siz bununla çok fazla oynamazsanız, içindeki kadrolarla da çok fazla oynamazsanız, bunların bir şeyi varsa... Ve de kendi çocuklarınız da varsa her şeyden önce yazıktır. Bırakırsınız onları doğru düzgün okusunlar. Gençlerimiz artık çok bunalmış durumda evet, gerçekten. Bir de bu kadar işte işsizlik. Yani öyle bir yılda sohbet ediyoruz ki sizin hani 2020'de evet. Şu an neyi anlatsak hep çok olumsuz örnekler yani var. Yani işte eğitim diyoruz. Evet. Eğitimin birinci basamağı öğretmen. Yani biz ne bileyim bizim zamanımızda öğretmenim al sana teslim ediyorum. Eti senin evet. Yemeği benim derlerdi. Evet ama benim başıma öyle şeyler geliyor ki ben ya de mesela bu... burada sarı kart, kırmızı kart veriyorum inanılmaz disiplinliyim. 20 yaşında bir üniversite talebesine çalışmıyorsun diye bağırdım için yani telefonuna bakıyordu. Benim mikrofon sistemim var oradan aşağı çalışmıyorsa. Oğlum önüne dön çalıştı. Annesi gelip bana işte ben çocuğumu pamuklar içinde yetiştirdim. İşte, sen benim çocuğuma nasıl 20 yaşında bağırırsın diye. Ama o duruma getirdim. Evet. Evet. Olmaz yani. Evet. Bu yanlış. Oradan oraya geldi de işte çocukları da kızamıyorsunuz. Çünkü bilmiyorlar. O evet. Disiplini, o sıkıyı. Evet. Hani ben okula giderken saçımdan şu kadar çıksa hatırlıyorum. Öğretmenim topla saçını diyordu. Bunlar güzel şeyler yani. Hani saç açık olsun, kapalı olsun mantığı değil. Bir tabii. Kural, bir disiplin, bir sisteme sokmaktı. Aslında ben evet. Hala o kafayla yapıyorum. Bazen geri kafalısın diyenler de oluyor ama ya, eğitimi disiplinli bir şekilde bir işte sebep olarak ve eğitim ateşi yaktım ve buna har olmak isteyen herkese davet ediyorum. Gelin birlikte olalım. Az önce dediğiniz gibi ben değil biz olarak çünkü evet. Artık hani savaşlar biliyorsun tankla tüfekle olmuyor. Olmuyor, bir ülkenin tabii. Mesela eğitimini çökertin. Olay bitti. Çökertmiş oluyorsunuz yani. O yüzden bu enerjim işte bu yüzden var diyorum ve sizin gibi değerli insanlara örnek aldığım için var. İyi ki bize örnek olmuşsunuz. Bu iş yarımın kuruluş amacı olarak son soruyla kapatalım istiyorum. Evet. 50 yıldır bu çözülemeyen Türkiye anlıyor ama konuşamıyor. İşte biz dil eğitiminde gerçekten PISA verilerine göre en sondayız. Bunu kafaya koydum. Allah ömür verdiyse çalışıyorum. Çözmek İnşallah. İçin elimden geleni yapacağım.
Lisan konusunda bize tavsiyeniz ne olur? Ya da bir tecrübeniz varsa anlatıp böyle ışık olup herkesi motive eder misiniz? Lisan konusunda eğer konuşmazsanız çok çabuk o şeyi kaybedebiliyorsunuz, o hafızayı kaybedebiliyorsunuz. Sadece öğrenmekle iş bitmiyor. Öğrendikten sonra bunu devamlı geliştirmek gerekiyor. Şimdi Türkiye'de lisan öğrenilse dahi, kitaplarda öğrenilse dahi, bunu tatbikatta, gerçek hayatta idame ettirebilecek, götürebileceğiniz bir kaynak yok. Yani kimse, diyelim ki İngilizceden bahsediyoruz, derste gördü, kitabı kapattı, dışarıya çıktı. Hangi ülkede yaşıyor? Türkiye'de yaşıyor. Kiminle görüşüyor? Türklerle görüşüyor. Peki, 81 milyonla sadece anlaşabiliyor. peki lisanını geliştirebilmek için kiminle konuşması lazım? İngilizce konuşması lazım. Ne zaman konuşacak? Haftada aldığı 3 saatlik derse mi? Mümkün değil. Zaten o Mümkün derslerde değil. hep gramer değil, bilgisayar Evet. mantıkları Yani için. sonuçta Türkiye eğer gerçek anlamda çocukların, gençlerin İngilizce, yani lisan, yabancı lisan öğrenmesini istiyorsak daha anaokulu çağından itibaren onlara gramer değil, önce iletişimi kurabilecekleri kadar İngilizceyi, etraflarda vardır mutlaka İngilizce bilen Bir bir de sürü, artık teknoloji çağındayız. Hani kendi aralarında konuşabilecek, anlaşabilecekleri bir noktaya kadar getirdikten sonra anca olabilir diye düşünüyorum. Başka nasıl olacak size? kesinlikle. Bir de Yani ben ailelerin de bu konuda bilinçlenmesi. Yani diyorlar işte ki biz aileden bilmiyoruz. gelecek. Ama siz de çabalayıp hani kendi kendinize yapabildiğinizi gösterebilirsiniz çocuğunuza ki o da Evet. ondan teyze alsın. Türkçe biliyorlar. Evet. O da Ay. önemli. Gerçekten önemli. Evet. Evet. Her Ama konuda. dediğim o, yani pratik yapabilecekleri bir ortam yaratmak lazım Türkiye'de. Evet. Eğer pratik yapabilecekleri bir ortam bulamıyorlarsa veyahut da işte yine internet üzerinden eğlenceli bir dille sıkmadan çocukları Ders olarak ders göstermeden, yani olarak direkt ders değildir göstermeden zaten onu okul her yer. öncesinde başlayarak belki şarkılarla, türkülerle, çok görsele dayalı bazı şeylerle kafalarını alacak. Örneğin benim ablamın oğlu Türk ama Amerika'da yaşamış çok çok uzun seneler. Bir hanımla evli. Ve de İngilizcesi muhteşem tabii. Çocukları doğdu. Çocuk 2 yaşından itibaren işte lisan, daha doğrusu hem Türkçe'ye son derece vakıf hem de İngilizce'ye çatır çatır konuşuyor. Hem onu konuşuyor hem Türkçe'yi Sonuçta konuşuyor. kimse ona gramer kitabı ders olarak vermedi. Çünkü maruz Vermedi. kalıyor, duyuyor ve Duyuyor ve de evet. konuşuyor. Yani bu çok Şimdi basit bir şey bunu evet. yapmak ama bir türlü anlatamıyorum. Anlatacağım inşallah topluma. Yani bunu yapabilecek bir yöntem Evet. bulursak, Evet, buluyorum, yapıyorum evet. deneyler, uğraşıyorum inşallah. Yani ben mesela İngilizceyi unuttum. Düşünün, 1986 yılında dedim Cumhuriyet Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yaptım diyorum ben size. Ondan sonra bir daha doğru düzgün elime aldım mı? Yani öyle bir oldu ki, oho, siyasete başladım, bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu. Olaylar gittikçe evvelden muazzam dizi izlerdim Evet, çok mesela. önemli. Şimdi mesela inanılmaz Vesaire. Netflix gibi bir platform var. Çok Ha. güzel Şimdi izleyebilirler. tekrar döndüm. Alt Süper. yazısız olarak Süper. gidiyor. Ne Ama güzel. o ara süreç bayağı bir tedirgin oldum. Yani bir yabancı birisiyle konuşmaya kalktığımda ilk önce kilitleniyordum. Acaba yanlış bir şey mi söyleyeceğim? Ağzımdan yanlış bir kelime mi çıkacak? Vesaire kekeleyerek o duruma bile düşmüştüm. Evet, Şimdi kullanmayınca tabii tabii şimdi kullanmayınca tekrar gidiyor, onu gidiyor, hepsi açıyoruz. gidiyor. Evet, bunları yapmak için Yaş da de ilerleyince gidiyor tabii, bir kısmı da öyle gidiyor. kullanmak, yani bilmiyorum, hiç öyle yaşınızı göstermediğiniz için ama çok Teşekkür teşekkür ederim. ediyorum. Enerji olduğunuz eminim. Feyz alıp evet ya biz de bu işi yapabiliriz diyen bir sürü özellikle kadın izleyicimiz çok Seda, fazla. ben de sizi
sana çok teşekkür ediyorum. Sen diyorum. Çünkü tabii kızım ki, yaşındasın. Yani bu kadar şevkle kendi ayaklarının üzerinde durarak bir sürü şeyi başarabilmek. Üstelik de yani yaşın genç, kendin bir de çocuk sahibisin. Üstelik de 14 yani yaşında yaşında. 40 yaş olunca yani, çok genç sayılmıyor gibi. Hayır hayır gayet. O zaman bir şey değil. Yok hayır hiç öyle değil kesinlikle. O ayrı. Gerçekten başarını yürekten çok teşekkür diyorum. Ederim. Örnek aldığım insanlar evet. Sizin gibi çok değerli. İnşallah el birliğiyle. Başarın sonsuz olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten diyorum, gönülden diyorum. El veriyorum sana. Çok teşekkür ederim. Aldım onu o sorumlulukla inşallah Allah ömür verdiği sürece bu toplumun güzel eğitilmesi için benim uğraşacağız. Benim sahip eğitim için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepinize iyi akşamlar.